Sedat Peker 2 haftadır yayın yapamıyor. Pazar günleri, perşembe günleri yayın yapıyordu, onu yapamıyor. Tayyip abisiyle helalleşecekti, NATO zirvesini beklemişti. Devleti zarara sokmak istemiyorum demişti ama muhtemelen Dubai'de, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sedat Peker'in başına bir kısım işler geldi. Birleşik Arap Emirlikleri polisinin çağırdığı ve ifadesini aldığı ifade edildi. Ama yaklaşık 30 saat kadar Peker'den haber alınamadı. Ve ilginç bir şey, Türkiye'de herkes bir mafya lideri olan, mevcut iktidarla çeteleşmeye dayalı çok kirli ilişkileri olan Sedat Peker'in ifşaatlarından dolayı veya bu Stockholm sendromu da denilen, kendisini esir alan insanlarla, kendisine zarar veren insanlarla duygusal bağ geliştirme, böyle bir sendrom da olabilir. Toplumun önemli bir kesiminde aman Sedat Peker'in başına bir iş gelmesin diye dua etmeler, merak etmeler, ilgilenmeler arttı. Sedat Peker herkesin gündemindeydi yine. Gündemde olmadığı halde, yani medyada olmadığı, paylaşım yapamadığı halde herkes acaba başına bir iş mi geldi, ne oldu, yakaladılar mı, keşke yakalamasalar, ifşaatlarına devam edebilse filan gibi insanların temennileri, duaları vardı. İşin ilginci, ben de çok merak ettim. Sürekli baktım tweetine. 30 küsur saat hiç tweet atmadı, hiç paylaşımda bulunmadı. Ve pek çok insanda da şöyle bir şey oluştu, kanaat oluştu. Herhalde Sedat Peker'i aldılar, paketlediler, bir şekilde başına bir iş geldi. Ama bir süre sonra tekrar çıktım, problem yok, evime döndüm, kaldığım mekana döndüm diye açıklama yaptı ve bugünlerde hızlı şekilde video yayınlamasa da sosyal medyadaki ifşaatlarına devam ediyor, açıklamalarına devam ediyor. Bu sıralar Sedat Peker gazetecileri ifşa ediyor. Bu Paramount Otel'de, Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde ağırlanan, daha doğrusu satın alınan onlarca gazetecinin, yani orada ağırlanma mukabili para vermeler de var ayrıca, kalemlerini o çıkar grupları adına, Sezgin Baran Korkmaz gibi insanların veya iktidarın adına kullanan gazetecileri ifşa ediyor. Veys Ateş bunlardan bir tanesi. Ve bugün Sedat Peker bugünkü tweet paylaşımında da Cem Küçük'ü, yani AKP'nin tetikçisi Cem Küçük'ü ele alıyor. Ve Cem Küçük'e aşağılayıcı yaklaşımları var tabii. Çakma mitçi diyor. Bu arada Sedat Peker'in Twitter hesabı, yani sosyal medya hesapları da çok canlı. Yani ben 2-3 hafta önce veya bir ay önceki hesaplarını biliyorum. Çok düşüktü. Zannederim daha önce hesabı yoktu veya sınırlıydı kullanmadığı için, ama bir anda çok yükseldi. 1 milyona çıktı. Bugün 1 milyon 600 bin. Mesela bir saat içinde bu çakma mitçi Cem Küçük'le ilgili attığı tweet bir saatte 1100 retweet aldı. İkinci saatin içinde bu ikiye katlanmıştı. 2200-2300'dü. 11 bin like aldı ve 500'den fazla da yorum aldı. Yani Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımları da aynen YouTube paylaşımları gibi Twitter paylaşımları da etkili. Burada çakma mitçi dediği Cem Küçük'e çatıyor. Diyor ki otelin beleşçi sakinlerindendin. Sen de orada gidip kalıyordun diyor. Bu kayıp olma meselesinden sonra Sedat Peker'in her ne kadar Erdoğan abimle, Tayyip abimle helalleşeceğiz dese de beklentilerin aksine, beklenti Erdoğan'a doğru yönelmesi şeklindeydi. Erdoğan'a yönelmedi. Önümüzdeki haftalarda yönelecek mi bilmiyorum. Erdoğan'ın etrafında dolaşıyor. Yani iktidar adına kullanılan gazeteciler, tetikçi gazeteciler, kalemini satan gazeteciler ve bir kısım bürokratları, savcıları ifşa ediyor. Şu anda bunlarla yetiniyor. Yani İktidarın kirli enstrümanlarını düşürmekle meşgul, bunları gündeme getirmekle meşgul ve bunlar da çok ciddi gündem oluyor. İnsanlarda, Türkiye'de bir sarsıntı oluşturuyor. Evet, Cem Küçük'e sen diyor çocukken zannederim çok merhamet görmemişsin. Annen baban seni belki eldivenle sevmiş ama ben seni terapi edeceğim, senin doktorun olacağım diyor. Azerbaycan'la ilgili işte bir kısım açıklamalar var, bazı açıklamalar var. Bazı insanlar Azerbaycan'a zarar veriyorsun, oradaki bir kısım şeyleri ifşa ediyorsun filan diyor ama orada da mantıklı bir açıklaması var. Azerbaycan'ın malını, mülkünü, servetlerini birileri yağmalıyor. Ben bunların
bizim Türkiye'deki gaspçılar tarafından da yağmalanmaması için, yani Azerbaycan halkının haklarını savunmak için bunu yapıyorum diyor. Gerçekten Azerbaycan dünyanın en zengin petrol gaz yataklarına sahip ülkelerinden birisi. Nüfusu da çok değil ama işte orada da Türkiye'den daha beter bir otoriter yapı olduğu için oradaki yeraltı zenginlikleri, ekonomik zenginlikler maalesef halka yansımıyor. Orada da büyük bir otoriter yapı kurulmuş durumda. Yani halkın kaynakları halka ulaşmadan dar bir grup arasında dolaşmaya devam ediyor maalesef. Evet. Bu Sedat Peker'in gündeme getirdiği tırnak içinde FETÖ borsası, bir kısım savcıların, gazetecilerin ve bürokratların içinde tabii çetelerinde olduğu Gülen hareketiyle ilgili önde gelen insanların mal varlıklarını önce çöktükleri, daha sonra da savcılar üzerinden, avukatlar üzerinden veya çeteler üzerinden bu insanların mallarının bir kısmına el koyma karşılığında pazarlığa oturttukları ifade ediliyordu. Bunu Peker defalarca gündeme getirdi. Sosyal medyada da bizzat pek çok insan bunu tecrübe etti, tecrübelerini paylaştı. Mesela Akın İpek'in de söylediği şuydu: benim kardeşim Tekin İpek'in hiçbir kesimle hiçbir ilişkisi yok ama 6 yıldır hapiste tutuyorlar. Sadece mallara çökebilmek için hiçbir vebali olmayan bir insanı hapse attılar demişti. Keza annesi için kullandığı Akın İpek'in ilginç bir yaklaşım var: sizler bileziğini almak için insanların kolunu kesen hırsızlar gibisiniz veya cesetlerden işte dişlerini söken mezar soyguncuları gibisiniz. 75 yaşında hiçbir suçu olmayan bir kadının hisselerine, mallarına çökebilmek için onu terörist ilan ettiniz diye açıklama yapmıştı. Sonra arkası arkasına bu FETÖ borsası denilen insanlara, masum insanlara, esnaflara kurulan tuzaklarla ilgili bir sürü açıklamalar oldu. Bundan bir tanesi de internette Merve Cemre Güler isimli bir avukat, babasının el konulan bir şirketten alacağıyla ilgili kendisine nasıl şantaj yapıldığını anlatıyor. Bir alacakları var, arıyorlar, diyorlar ki bu alacağınızı tahsil edebiliriz ama yarısı bizde kalmak şartıyla diye bir başka avukat arıyor. Direnince, direniyorlar, hayır biz böyle bir haram mala girmeyiz, hiç kimseye babası hayatımda rüşvet vermedim, burada da vermem deyince şu an hala sürüncemede olduğunu ve hakları olan alacakları alamadıklarını, hatta bu pazarlığı önce %50'den açtıklarını, sonra %30'a da razı olduklarını ama kendilerinin kabul etmediğini söylüyor. Bunun binlerce örnekleri var maalesef. Sedat Peker bunu deşifre etmese, ifşa etmese maalesef bunlar da kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmeyecek. Bu şekilde güçlü gündeme gelmeyecek. Paramount Otel'de kalan bürokratlar da var. Yani yargıçlar, savcılar, üst düzey bürokratlar. Mesela Savunma Sanayi Başkanı Demir, İsmail Demir denilen zat, bu da ifşa edilmişti. Paramount Otel'de kalmış. O da kendince merhamet ediyor. Çocuğu tweet atmış, kızı: bizi utandırdılar. Ömrümde işte bir defa otele gitmiştim, tatile gitmiştim, ailemize yapılmamalıydı filan gibi böyle acındırıcı bir paylaşım olmuş. Sanki linç ediliyorlarmış gibi. Ya bugün insanların çoluk çocukları, aileleri perişan edilmiş, dağıtılmış durumda. Geceliği 100 bin TL'ye kadar olan otellerde bürokratlar kalmış.